Hünkârım, iyi misiniz? Hekim çağıralım mı? Lüzum yok. Hünkârım, Elkas Mirza'dan haber geldi. Emrettiğiniz üzere Van civarında ordugaha gelip huzurunuza kabul bekleyecekler. İnşallah söylediği Acem ve Türkmen desteğini sağlayabilmiştir. Elkas Mirza beni bekliyor Bahman. Birazdan çıkarız yola. Peşimden ayrılma. Padişahın otağına nasıl gireceğiz? İçeri gireceğiz girmesine de. Lakin tek bir hamle şansımız var. İşaret verdiğimde sen Mirza'nın canını alacaksın. Ben de Sultan Süleyman'ı. Gel. Şehzadem. Hazırız. Gidelim. Mustafa. Validem. Aslanım, iyi düşündün mü? Gitmeye mecbur değiliz. Nihayetinde önüne geçmeye, değiştirmeye çalıştığın şey kaderin ta kendisi. Validem. Oğlum. Bırak yağmur yağsın, rüzgar essin, kış gelsin. Unutma ki kış biter, bahar gelir. O bahar da sensin. Şehzadem Murat ne kadar da talihli. Daha küçük yaşlarda payitahta geldi. Yüce Sultanımızın kanatları altında. Talihi daim olsun aslan torunumun. Gel. Sultanım. Lehistan Prensesi Anna Jagiellonka yola çıkmışlar. Yakında burada olacaklar. Âlâ. Bir an evvel hazırlıklara başlayın. Prenses sarayımıza geldiğinde kudretimizin farkına varsın. En iyi şekilde ağırlayalım onu. Emredersiniz sultanım. Prensesin ziyareti sizin için mühim belli ki sultanım. Neticede doğduğum büyüdüğüm topraklardan biri geliyor Nurbanu. Üstelik oranın sahiplerinden biri. İster istemez aklıma mazi düşüyor. Hatıralar
saklandıkları yerden sökün ediyor. 30 yıl. Dile kolay. Nice yazlar geçti. Kışlar, baharlar. Herkese nasip olmaz sultanım. Siz sadece Osmanlı sultanı değil, bütün cihanın sultanısınız. Reis. Gel Yavuz. Mühim olduğunu söylemişsiniz. Şehzademiz nasıl? Sivas'tan pek iyi dönmediler. Malum. Hünkârımızla araları iyi değil. İnşallah düzelir. Lüzum kalmadı. Acemler suikast hazırlığında. Yakında bu iş bitecek. Suikast mı? İstihbaratı atmaca aldı. Biz de şehzademizden bunu saklamaya karar verdik. Bizim vazifemiz hünkârın emniyeti değil. Emri hak vukuunda Şehzade Mustafa'yı tahta taşımak. Öyle de. Madem ki şehzademiz tahta yürüyecek, önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Seni de bu sebeple çağırdım. Rüstem Paşa'm. Onun da sırası gelecek. Fakat evvela devletin sırtındaki en büyük kamburdan kurtulacağız. Hürrem Sultan'dan. Selim. Bayram. Aslanım. Murat'ımın yanındaydım az önce. Belli ki o da babası gibi yiğit bir şehzade olacak. İnşallah validem. Prensesle alakalı malumat verildi mi size? Evet. En iyi şekilde ağırlamak icap eder. Bu ziyaretin arkasında muhakkak bir şey olmalı. Bakalım prenses neyin peşinde? Babası Kral Sigmund ağır hastaymış. Leistan'da durum pek iç açıcı değil. Kıtlık kol geziyormuş. Belli ki yardım isteyecekler. Demek bu yüzden. Geldiğinden beri devlet işleriyle pek alakadarsın. Taht bana emanet validem. Sizden uzak geçen günleri tarif etmemin imkanı yok. Cehennem kuyularındayım. Ve yılanlarla akrepler canımdan can koparıyorlar sanki. Her ne kadar evime yaklaşsam da kendimi gurbette hissediyorum. Ve sizin kalbinizin benim esas evim olduğunu her geçen gün daha iyi idrak ediyorum. Vuslat ateşiyle yanan bendeniz Elkas. Çok şükür yüzünüz gülüyor sultanım. Bu satırları okuyan hangi hatunun yüzü gülmez? Haklısınız sultanım. Mihrimah sultanımız da kedere boğulmuş diyorlar. Sarayından da çıkmıyor pek. Kazdığı kuyuya kendi düştü. Seferden sonra o boşanacak, ben evleneceğim. İkinci baharımı yaşayacağım inşallah. İnşallah. Hadi. Kalem kağıt getir de nişanlıma cevap yazayım. Sultanım. Elkas Mirza Hazretleri. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ferhat Ağa. Hünkârımız sizi kabul edecekler. Onlar benimle.
Hünkârımıza göstermem icap eden evrak var. Evvel Tebriz'e gitmemiz şart şehzadem. Tebriz'e gireriz de ya Elkas bize vaat ettiği desteği bulamazsa? O vakit Elkas Mirza'yı bir kenara bırakır, yolumuza devam ederiz. Ben gideyim Azerbaycan'a. Emrime verecekleri orduyla Tahmasp'ın izini sürer, kellesini alırım evvelallah. Bu mümkün değil şehzadem. Hünkârımız neredeyse siz de oradasınız. Bu arada Kütahya'dan bazı mektuplar geldiğini işittim. Zannediyorum Huri Cihan Sultanımızdan. Gözün üzerimde bakıyorum Rüstem. Binlerce asker var şehzadem. Kim bizle kim değil belli olmaz. İhtiyatlı olmakta fayda var. Bu mesele aramızda kalmalı. Sen kendi dertlerinle meşgul ol paşam. Cihangir'in söylediğine göre Mihrimahların sahili kötüymüş. Bazı tatsız hadiseler oldu. Lakin düzelecek. İnşallah. Yüce Padişah Hazretleri. Bir kez daha huzurunuzda olmak benim için büyük şeref. Hayırlı haberlerle geldin inşallah. Türkmen beylerinden aldığım mektupları size bizzat takdim etmek isterim. Gördüğünüz üzere Türkmen beyleri biraderim Tahmasp'a karşı olan savaşta benim yanımda ve emrimde olduklarını kendi ağızlarından beyan etmişler. Kuvvetleri nedir? Bize katkıları ne olacak? Müsaade ederseniz harita üzerinde göstermek isterim. Paşa Hazretleri, Acem Şahzadesi geldi. Hünkârımızın yanındalar. Çıkınca benim yanıma gelsin. Emredersiniz. Gelenler var. Mustafa abim bu. Ne işi var burada? Burhan Ali Bey, 5000 civarında tam tekmil askeriydi Azerbaycan'da. Ordu ağırlıkları olmadığı için oldukça süratli ve hareketli bir birlik. Tekelüler ise 3000 askeriyle Hemedan'da. Meren'de vardığımızda sayımız 20.000'i bulacak. Biz Tebriz yolundayken biraderin Tahmasp kaçacak. Onu nereye sürmek icap eder? Üçhan Yaylan'a doğru hünkârım. Burhan Ali Elbruz Dağları'nı tutarken ben de Kermanşah ve Hemedan üzerinden yani Zargoz Dağları'ndan yürüyeceğim. Daha ne olduğunu anlamadan iki ateş arasında kalacak. Hünkârımız nerede? Burada ne işiniz var? Hünkârımız nerede? Elkas'la beraber çadırdalar abi. Hünkârımızı öldürecekler.
Anlat bakalım. Nereden aldın istihbaratı? Suikast olacağını nereden biliyordun? Cafer Ağa diye biri geldi hünkârım. Kapıcılar Ketudağ'ın uzağı olduğunu söyledi. Acem seferiyle alakalı konuşmak istemiş. Bana Elkas Mirza'nın zannedildiği kadar güçlü olmadığını, seferin durdurulması gerektiğini söyledi. Kimmiş bu Cafer Ağa? Benim böyle bir Ketudağ'ım yok sarayım. Enderun'da vazifeli ağalardan biriymiş meğer. Halinden, tavrından şüphe edince gitmesine izin verdim. Zira takip edip kimlere hizmet ettiğini öğrenmek istedim. Kimlere hizmet edermiş? Acemlere casusluk edermiş gafil. İlk iş Elkas Mirza'nın yanındaki Abbas Ağa ile gizlice buluşmuş. Akabinde silahtarım üstüne çökünce de her şeyi itiraf etmiş. Ben de haberi alır almaz yola koyuldum. Şükürler olsun ki tam vaktinde yetiştim. Böylesine mühim bir havadis neden bana değil de sana geldi Mustafa? Senin silahların her kimse evvela bana gelmeliydi. Hünkârım biz Sivas'tayken olmuş hadise. Ben de Amasya'ya dönünce öğrendim. Hünkârım, Vezir-i Azam Hazretleri huzura çıkmak isterler. Gelsin. İç şunu rahatlatır. Daha iyisin ha? Her şey gözümün önünde oldu Beyazıt. Ya hünkârımıza bir şey olsaydı? O bıçağın parıldadığını gördüm. O hainin hünkârımızın canını almak için elini kaldırdığı anı gördüm. Üstüne atılmak istedim. Mani olmak istedim, kolunu tutmak istedim. Lakin kıpırdayamadım. Dondum kaldım böyle. Kendine fazla yüklenme Cengir. Canım kardeşim. Neticede her şey bir anda olup bitti. Hem kimse bir zarar görmedi. Şükürler olsun Mustafa abim zamanında yetişti. Sahi o nerede? Hünkârımızın yanında. Her şeye rağmen azar işitmekle meşgul. Hünkârımızın zihninde ne fırtınalar kopuyor kestirmek zor. Onun gibi cihana hükmeden bir sultanın böylesine ağır bir borcun altına girmesi zor. Can borcu nasıl ödenir Beyazıt? Yeah.
Tam Asp'ın casusu olarak Elkas Mirza'nın yanında olduklarını itiraf etti hünkârım. Acem Şahzadesi'nin her attığı adımı şahlarına haber ediyorlarmış. Nihai hedefleri ise sizi öldürmekmiş. Şehzademin yanına Cafer Ağa diye biri gitmiş. Kimdir bu Cafer Ağa? Sizinle bağ nedir? Şahmaz. Şehzade Mustafa'nın Acem seferlerine karşı olduğunu biliyordu. Belki savaşı durdurabilirler diye. Onlarla irtibata geçmemizi istediler. Yalnızca bu değil hünkârım. Allah muhafaza. Bu hainler muvaffak olup canınızı alsalardı, Tahmasp Şehzademiz Mustafa Hazretleri'nin tahta geçmesi için ellerinden geleni yapacakmış. Onun hayalleri kimin umurunda Rüstem Paşa? Gördüğün gibi bu oyunu ben bozdum. Zannediyorum Tahmasp da ateşle oynadığını anlamıştır. Başka neleri anlattınız Tahmasp'a? Ne biliyor? Türkmen beylerin ittifakını ve biraderinin Fatma Sultan'la nişanlanmasını. Götürün bu melunu. Çekilin siz de. Beni yalnız bırakın. Hünkârım, bağışlayın. Bütün bunların manası nedir? Bana inanmanız için o hainin sözlerine ihtiyacınız mı vardı? Dün yaşadıklarımız malumun Mustafa. Sen benim itimadımı sarstın. Sana olan inancımı derinden yaraladın. Şimdi hangi yüzde geçmiş karşıma bunu sual ediyorsun? Hünkârım. Aramızdaki güveni sil baştan inşa etmenin, o yaraları sarmanın bir yolu varsa ben elimden geleni yapmaya hazırım hünkârım. Bir yolu var mı baba? Bunu bize zaman gösterecek Mustafa. Zaman. Çekilebilirsin. Sabahlar şehzadem. Yüzünde güller açıyor yine. Nasıl acımasın? Bir rüyadayım sanki. Cennet bahçelerinde yürüyorum. Bu kadar kaptırma kendini. Sefer dönüşü yine Manisa yollarına düşeceğiz. Hürrem Sultanımızın desteğini alırsak yeniden buraya geliriz. Hem de hiç dönmemek üzere. Keşke ben de senin kadar inanabilsem buna. Elimizde bulunmaz bir fırsat var. Saltanat naip olman büyük bir talih. Naip olduğun müddetçe bırak Hürrem Sultan dilediğini yapsın. Eğer bir gün padişah olursan eline nasıl bir kudretin geçeceğini görsün. Onun yolundan gideceğini anlasın. O vakit senden vazgeçemez. Gel. Valide. Nihayet. Yüzünü gören cennetlik.
Ne oldu, bir haber mi var yoksa? Cihangir mektubuma cevap yazmış. Şükürler olsun ki onun ve hünkârımızın sıhhati gayet iyiymiş. Mektubu neden hünkârımız yazmamış? Yoksa siz hala kırgın mı? Biz ne dağlar, ne deryalar aştık. Derede boğulacak değiliz. Sen asıl Rüstem'i düşün. Bak neler yazmış. İki lafından biri sen, diğeri de kızı Hümaşa. Size hasret kalmış. Öyleyse bu mektup neden bana değil de size gelmiş? Rüstem sende bir ışık görse, mektup okumaktan bitap düşerdin. Gerçi bu ayrılık size iyi gelecek. Saadetiniz için bir fırsat. Benim kararım değişmeyecek validem. Bin yıl geçse de değişmeyecek. Büyük laflar etme Mihrimah. Güneş bile yarın doğacağından emin değilken sen nasıl olur da böyle kati konuşursun? Siz bana verdiğiniz sözü unutmayın. Kâfi. Takdir beklerken hünkârımıza neler işitmişsin böyle? Belli ki hala kırgın sana. Kırgın. Mesele buysa eğer, kimsenin kalbinde benimkinden daha derin yaralar yok Bayezid. Rüstem Paşa ile konuştum dün. Bu istihbaratı nereden aldığına takılmış. Söylediğine göre devlet arkanının içinde sana gizliden yardım eden birileri varmış. Tahmin ettiğim gibi. Rüstem hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ne demek bu? Ona karşı çok dikkatli ol Bayezid. Birbirimize karşı sadakatimizi, sevgimizi gördü. Aramıza nifak tohumu ekmek istiyor. Şimdi Mihrimah da boşuyor onu. Makamı da tehlikede. İyice muvazenesini kaybetti. Sen nasıl bu kadar kör, bu kadar sağırsın Elkas? Yüce hünkârım, bağışlayın beni. Size karşı mahcubum. Abbas'ı senelerdir bilirim. Hiçbir hatasını görmemiştim. Bana saldıran ağa onun tavsiyesiyle gelmişti. Gaflet uykusundaymışım meğer. Benden affınızı esirgemeyin hünkârım. Eğer Acem diyarına şah olmak istiyorsan etrafına başka gözlerle bakacaksın. Buna mecbursun. Her daim tetikte olacaksın. Hükmetmeyi, gücün kuvvetin efendisi olmayı herkes ister. Lakin bunu herkes hak edemez. Hak etmediğin bir tahtın üzerinde oturursan o vakit o taht bir ateş misali seni yakar kavurur. Tahmas denen o rezil kardeşin karşıma geçmek yerine haince pusu kurup canıma kastetti. Bu yaptığının bedelini ödeyecek elbet. Lakin o gün geldiğinde sen benim yanımda olur musun, olmaz mısın bu sana bağlı. Zira gölgesinden dahi bir haber bir şahzadeyi ne acem şahı yaparım ne damat. İnşallah bu hatamı kazanacağınız zaferle telafi edeceğim hünkârım. Sana itimadım tam abi. Ancak her şeyin de farkındayım. Asker, reisler, beyler, herkes senin arkanda. Allah muhafaza, hünkârımıza bir gün bir şey olursa Yeniçeri seni omuzlarına taşır tahta. Peki ya sen kardeşim? Sen ne yaparsın? Sana her daim dürüst oldum. Eğer katlime ferman verirsen koyun gibi beklemem. Bekleyemem. Zira tabiatımda yok biliyorsun. Eğer yanımda olmanı istersem o vakit dağ olsa duramaz önümde. Ben de herkes gibi omuz veririm sana.
Ben seneler evvel bir yemin ettim Bayezid. Yüce Rabbime dua ettim. Kardeş kanı dökeceğim bir iktidar bana nasip etmesin diye. Şayet bir gün tahta çıkarsam eğer, emin olan yakınımda sen olacaksın. Cihan'a beraber hükmedeceğiz. Ne oldu? Ben geldim diye mi sustunuz? Senden gizlimiz saklımız yok Cihangir. Mustafa abimle bir karar aldık Cihangir. Gün olur, iktidar ona nasip olursa asla taht kavgasına tutuşmayacağız. O Cihan'a hükmederken ben de yanında olacağım. Yanınızda bana da yer var mı peki? Her daim. Ezilmiş, incinmiş olabilir dedin lakin hala geçmedi. Verdiğin merhem de kâr etmedi. Epeydir yoldayız hünkârım. Sefer şartları, istirahat etmenizi icap ederken mütemadiyen ayaktasınız. Ağrılarını kes kâfi. Tesirli bir merhem yapacağım hünkârım. Fakat bir müddet üzerine basmamalısınız. Aksi halde fayda vermez. Cihangir'im nasıl? Onu ihmal etmeyesin. Ben de bu hususta malumat verecektim. Ağrıdan sızdan uyuyamaz oldular. Çok fazla ilaç alıyorlar. Bu da midesine dokunuyor. Şehzademizin sağlığı daha fazla bozulmadan payitahta dönmesinde fayda görüyorum. Leistan Kralı Sigmund'un kerimeleri Prenses Anna Egolonka. Hoş geldiniz Prenses Anna. Buyur. Prenses Anna, sarayımıza hoş geldiniz. Maybala kadar nasıl yürüyorum Sultan? Çestime yusvami pazne komitsa. Yanlış oldu. Ben Sultan Süleyman Han'ın kız kardeşi Fatma Sultan. Bağışlayın çok. Sizin gibi güzel, muhteşem bir kadın gördüm. Hürrem Sultan sandım. Ziyanı yok. Gülfem, prensesle sen alakadar ol. Elbette sultanım. Hürrem de yalnız kalmasın. Prenses Anna, lütfen benimle gelin. Hürrem Sultan sizi bekliyor. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Demek buradasın. Abilerimi ziyaret etmek istedim hünkârım. Hasbihal ediyorduk. Hekimbaşı ağrıların arttığını söyledi. Ben de seni görmek istedim. Mübalağa ediyorlar. Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Bilhassa Mustafa abim geldiği için çok mesutum. Bu kadar kâfi Cihangir. Payitahta dönme vaktin geldi. Hünkârım. Ben kararımı verdim. Bir an evvel yola çıkacaksın. Mustafa abin sana Tokat'a kadar eşlik eder. Mustafa oradan Amasya Sancağı'na döner, sen de payitahta dönersin. Mustafa abimin refakat etmesine gerek yok hünkârım. O burada. Sizinle olmalı. Sefere katılmalı. Hünkârım, ben de Cihangir'le aynı fikirdeyim.
Mustafa abimin varlığı gücümüze güç katacaktır. Hazırlığını yap Cihangir. Hayırlısıyla seher vakti yola revan olmak icap eder. Sultanım, Lehistan Prensesi Ana Jagiellonka geldiler. Şehzadem Selim'le görüştüler öyle değil mi? Elbet. Şehzademiz arz odasında karşıladılar. Hürrem Sultan. Prenses Anne. Tahmin ettiğimden daha güzel ve daha gençmişsiniz. Это право султанша. Я благодарна вам за то, что согласились принять меня. Долгое время я не говорю на русском. Я рада, что вы не забыли. Ülkemdeki bütün kadınlar gibi ben de sizi çok merak ediyordum sultanım. Nihayet gördüm. Belki siz bilmiyor ama ülkemizdeki herkes sizi tanıyor, sizi konuşuyor. Anneler kızlarına sizin masalınızı anlatıyor. Güzeller güzeli Alexandra La Rosa'nın masalı. Sizin gibi bir prensesten bunları işitmek ne güzel. İnanın bana bu söylediklerim az. Lütfedip ülkemize gelseniz yer yerinden oynar. Kızım Mihrimah Sultan, tanışın. İsminizi duydum. Ayın ve Güneşin Sultanı. Yeryüzünün ışıltısı. Bu zarif sözleri sizden duymak benim için çok kıymetli Prenses Anna. Sizi sarayımızda ağırlamak büyük şeref. Vaziyet nedir Yavuz? Hürrem Sultan'ın bir açığını bulabildin mi? Maalesef reis. Hünkârımızdan daha fazla korunuyor. Bilhassa saraydaki işimiz çok zor. O vakit saraydan çıkmasını bekleyeceğiz. Asla çıkmaz. Rahmetli Şehzade Mehmet'in vefatının seniye devriyesi yaklaştı. Mutlaka türbesini ziyarete gidecektir. Emniyet tedbiri sıkı olur. Müdahale edemeyiz. Her sene olduğu gibi türbe ziyaretinden sonra kurduğu vakfın imarethanesinde Kur'an okutulacak. Aş dağıtılacak. Mutlaka katılacaktır. Malum oralar dar sokaklar. Sultanın gelmesiyle kalabalık olur. Emniyette mutlaka açık verirler. Peki nasıl saldıracağız? Hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği bir şekilde. Kıymetli babanız Kral Zygmunt'un rahatsız olduğunu işittim. Allah şifa versin. Amen. Zor günler geçiriyoruz sultanım. Felaketler peşimizi bırakmadı. Önce kuraklık, sonra çekirge istilası. Halkımız açlıktan kırıldı. Kral babamın hasta yatağına düşmesinin sebebi de budur. Benim oradan ayrıldığım vakitler
Bolluk ve bereket doluydu o topraklar. Öyle çok arpa ve buğday olurdu ki tarlalar yeşil bir derya gibi görünürdü. Çocukluğunuzun geçtiği toprakların size ihtiyacı var sultanım. Kendi soyunuzdan olan insanların size ihtiyacı var. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şehzade Selim Hazretleri ile de konuştum. Tahıl ambarlarımız boşalmak üzere. En fazla bir ya da iki ay dayanabiliriz. Bu zor günler geçene kadar bize yardım etmenizi diliyorum sizden. Hibe değil. Vakti gelince borcumuzu ödeyeceğiz. Anladım. Üzülmeyin prenses. O güzel suratınızı asmayın sakın. Şehzadem Selim'le konuşacağım. Ambarlarınızın dolmasını, hazinenize hatırı sayılır bir katkı yapılmasını sağlayacağım. Sultanım, ben... Lakin bir şartım var. Bunları bir borç olarak değil, hediye olarak yaptığımızı düşünün. Yüce gönlünüzle lütfettiniz sultanım. Âlâ. Hayli uzak yoldan geldiniz. Size yeni bahçe sarayını tahsis ettim. Lakin hazırlanması birkaç günü bulur. O vakte kadar burada bizimle kalacaksınız. Mihrimah. Prenses Anna. Benimle gelin. Size dairenize kadar refakat edeyim. Daha sonra birlikte sarayı gezeriz. Çok isterim. Ben de meraktan ölüyordum. Öyle vaatlerde bulunmaya hakkınız yok. Bilhassa hünkârımıza danışmadan. Hayat ne tuhaf Gülfem. Bir vakitler onların hükmü altında yaşayan alelade bir köylüydüm. Bir buğday tanesi kadar bile kıymetim yoktu gözlerinde. Lakin şimdi gücümün, kudretimin zerresi dahi onları ihya etmeye kâfi. Bu kudretinizi hünkârımıza borçlusunuz. Gücünüzü ondan aldığınızı unutmayın sultanım. Ben hiçbir şeyi unutmam Gülfem Hatun. Bazen acı verse de unutmam. Ya bir de şu tarafa. Ya bu yeri şaştı. Şunu düzgün tutsana be Adem. Şimdi oldu. Fokul beşer. Çakıyorum ağam. Haydi. Çak. Bismillahirrahmanirrahim. Sümbülhane. Çok güzel oldu ağam. Yakup. Vallahi iyi ki varsın sen de ağam. Sayenizde ağam. Ay maşallah. Sümbülhane. Kolay gelsin efendi. Sağ olun ağalar. Ne satıyorsun sen burada? Vallahi şerbet satıyoruz. Kokusunu almadınız mı? Mis mis. Vallahi çok güzel. Kokusunu bir şeye benzetemedim. Elbet benzemez. Hususi yapıyoruz dedim ya. İsmi kahve. Buyurun bir tadına bakın. Haydi. Vallahi kendimi hazır etmiştim. Kısmet sizeymiş. Yakup, bana hazırladığın kahveyi ağalara koy. Hemen ağam. Hayırlı olsun dükkan. Yeni açmışsın belli. Dedim ya, bir hafta ya oldu ya olmadı. Nedir bu kahve dediğin? Hiç böyle şerbet duymamıştım. Kendi icadım. Vallahi. Koy, koy Yakup, koy. Koy biraz daha. Buyurun ağalar. Haydi afiyet olsun. Bu ne ya?
Böyle şerbet mi olur? Zehir gibi. Ya şerbet dediysek acı şerbet. Öyle lök diye içilmez. Aheste aheste içeceksin. Akabinde de ağzına bir tane lokum atacaksın. Şerbet, bir lokum. Şerbet, bir lokum. İstemez istemez. Bir de bu Mert için dükkan açmışsın. Üç güne kalmaz batarsın sen be. Ay ağam, insan sonradan alışıyor. İçince hoşuna gidiyor. Değilseniz İstemez yahu. Bir yudum isteme. Sen ağam, sen bir yudum al. Şunu be adam. İstemiyorum dedim ya. İstemez, sen isteme. Beheyza hına bu. Beheyza hiru zakkım. Siz kahveden ne anlarsınız be yahu? Haydi borcunuzu ödeyin gidin. Fincan başına bir arakça. Lokumlar da ikramım olsun. Al. İyi de lokum yemedik ki. Yeseydin, önünde duruyor zaten. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Yürü Kamil, yürü. Hadi. Yürü. La cehennem ve bisel masir. Sizi dükkanın ağlarında kabahat zaten. Behey mel'un. Ağam, adamlara kızıyorsun ama bunu kimse içmez ya. Yakup, vallahi bütün hıncımı senden alırım şimdi. Behey mel'un ilay. Havle ve la kuvvete illa billah. Lokum yeseler iyiymiş. Prenses halkının mağduriyetinden bahsetti. Senin de dediğin gibi. Durumları pek iç açıcı değil. Yardım için söz verdim. Böyle bir söz vermeden önce benimle konuşmanız icap etmez miydi validem? Karşı mısın? Mesele benim karşı olup olmamam değil validem. Yalnızca usullerden bahsediyorum. Hünkârımız burada olsa böyle bir söz verebilir miydiniz? Hayır. Hele ki naip ben değil Bayezid olsa şu an çoktan kıyamet kopmuştu. Şehzadem, Fatma Sultan Hazretleri geldiler. Gelsinler. Sultanım. Hürrem. Selim. Validenin sana sormadan nelere kalkıştığını, neler taahhüt ettiğini biliyor musun? Sen dururken böyle kararlar alması ne kadar doğru ben hiç bilmiyorum. Sanırsın ki saltanat naibi Hürrem. Bunun hesabını hünkârımıza nasıl verecek acaba? Validemin sözü benim sözümdür sultanım. Doğru düşünmüş, yerinde bir karar vermişler. Bize sığınmış hiç kimseye sırtımızı dönmek olmaz. Ha, hünkârımıza verilmesi icap eden bir hesap varsa onu da ben veririm. Sizin içiniz rahat olsun. Prensese Nurbanu Sultan'ın geldiğini haber verin. Kendileri burada değiller. Hamama mı gittiler yoksa? Şehzade Selim Hazretleri'nin yanına gittiler. Bu iyiliğinizi unutmayacağım şehzadem. Hürrem Sultanım ve sayenizde nihayet yüzümüz gülecek. Vaziyetiniz epeydir malumum. Sessiz kalmak olmazdı. Çok tuhaf. Uzun zamandır prenses olduğumu unutmuştum. Bunu sizin sarayınızda hatırladım.
Ne muhteşem, ne büyüleyici bir yer burası. Daha hiçbir şey görmediniz prenses. Aklımda birçok soru var. Herkes bu sarayı, haremi merak ediyor. Sizin de sarayınızda hareminiz var mı? Duyduğuma göre yüzlerce kadeniniz varmış. Duyduğunuz her şeye itibar etmeyin. Hareminiz yok mu? Var elbette. Lakin zevk-ü sefa için değil. Hanedanımızın istikbalini korumak için kurulmuş bir nizam. Hem sizde de öyle değil mi? Krallarınız, prensleriniz tek bir kadınla mı yaşıyorlar? Başkaları da oluyor tabii. Ama gözlerden uzak. Usulen tek bir kadınla evlenirler. Biz evlenmeyiz. Sadece cariyelerimiz vardır. Ama Hürrem Sultan evlendi. O Hürrem Sultan. Hikmetinden sual olunmaz. Merak ediyorum şehzadem. Başka hanedanlardan kadınlar da yasak mı? Yoksa onlarla birlikte olabiliyor musunuz? Gel. Şehzade Hazretleri, Nurbanu Sultan geldiler. Gelsinler. Şehzadem. Nurbanu, bir şey mi oldu? Hayır, sizi görmeye geldim. Eğer hususi bir şey konuşuyorsanız... Hayır, hayır. Gelmene sevindim. Prensesle tanışmıştınız, öyle değil mi? Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Hamamlarınızı pek övdüler. Görmek için sabırsızlanıyorum. Şehzadem. Dikkat edin prenses. Hamamlarımız güzel. Fakat yerler kaygı. Düşmenizi istemeyiz. Ne yapıyorsun Nurban? Asıl sen ne yapıyorsun? Prensesin ne işi var burada? Şarap da içmişsiniz. Ya nasıl böyle dikkatsiz olursun? Ya bir duyarsan? Sen böyle her daim etrafımdayken kim bana zarar verebilir ki? O kadar şikayetçi olduğunu bilmiyordum. Nurbanu. Beni şu şarabın esiri bilip hep buradan vuruyorlar ya. Çok şükür asıl esaretimin farkında değiller. Senin karşında nasıl aciz olduğumu görmüyorlar. Görseler perişan ederler beni. Acı Boğan. Lokum lokum. Yahu lokumla yesene şunu be Adem. Aç aç. Oy. Yok ağam. Sen vazgeç bu sevdadan. Kimse ağzına sürmez bunu. Ay ben sizin ağzınıza. Yere git cehennem ol. Mel'un illa'in. Sümbül ağam. Saraydan geliyorum ağam. Hürrem Sultanımız kahve sipariş ettiler. Ay sultanımızın yoluna canım feda. Vallahi bir tek sultanımız anladı şu kahvenin değerini. Neticede Hürrem Sultan. Sen git. Bizzat ben kendim getireceğim sultanımızın kahvesini. Haydi. Hürrem Sultan mı dedi o? Ne sandın? Sultanımız senin şu beğenmediğin kahvenin müptelası. Saray şerbeti mübarek, saray. Aslında hiç fena değil. İçtikçe alışıyor insan. Lokum da ver. Geçin. İyi. Dolusun bir daha. Dolusun. Yakup doldur, doldur. Tahmin ettiğiniz gibi hünkârım, Tahmasp geri çekilmek için hazırlık yapıyor. Bu defa kaçamayacak Rüstem.
Elkas ve Türkmen beyleri önünü kesecekler. Biz de tam ensesinde olacağız. Hünkârım, Şehzade Beyazıt Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hayırlı haberlerle geldin inşallah. Kara Ahmet Paşa'nın serdarlığında Van'da zafer kazandık. Şehir artık siz yüce hünkârımızındır. Bu havadiste beni ziyadesiyle mutlu ettin. Gönlünde ne geçerse dile benden. Zaferlerinizde yanınızda olmak, elinizde tuttuğunuz kılıç olmaktan gayrı bir arzum yoktur hünkârım. Cümle alem gibi ben de senin ne kadar yiğit bir şehzade olduğunu gördüm. Allah yolunda yüzün kadar ak eylesin. Tebrik ederim şehzadem. Bu zaferde katkınız büyük. Rüstem Paşa, irademdir. Anadolu defterdarı Çerkes İskender Paşa'yı Van Beylerbeyi tayin ediyorum. İlaveten Karahmet Paşa'ya tebriklerimi ilet. Bu zaferin mükafatını ziyadesiyle alacak. Emri ferman yüce padişahımızındır. Hünkârımızın bu inadını anlamak mümkün değil. Amasya Sancak Bey olarak bu sefer de mutlaka olmalıydım. Şer kutuplarımız senden soruluyor zira. En son sefere çıktığımda sen daha doğmamıştın Cihangir. Bu yüzden üzülme. Dışlanmaya alışkınım ben. Şehzadem, artık gitmemiz lazım. Geliyorum. Saraydaki gözüm kulağım sensin biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. Sen beni affettin ama ben bir türlü kendimi affedemiyorum abi. Seni sükutu hayale uğrattım. Kaftan meselesini mi diyorsun? Ben hadiseyi çoktan unuttum kardeşim. Sen de öyle yap. Mazide hepimiz hatalar yaptık. Ben de öyle. Artık tek düşüncemiz istikbal olmalı. Yolun açık olsun kardeşim. Senin de abi. Prenses Anna'nın şerefine bir ziyafet tertip edilmesini emrettim. Cariyelerin başında dur. Kaytarmasınlar. Eksik gedik olsun istemiyorum. Emredersiniz sultanım. Sümbül'den kahve almalarını istemiştim. Getirdiler mi? Sümbül ağa bizzat kendi getirmek istemiş sultanım. Kahveci efendi birazdan gelir. Âlâ. Çekilebilirsin. Affe Hatun, bu mektup size. Lokman Ağa göndermiş. Afife Hatun'um, hünkârımızın sıhhatiyle bizzat alakadar oluyor, elimden geleni yapıyorum. Lakin biliyorsunuz, hünkârımız hayli inatçı. Ayrıyeten çetin bir diyardan geçiyor, dağları bayırları aşıyoruz. Bundan mütevellit, hünkârımızın saati eski haline bir türlü kavuşmuyor. Yetmezmiş gibi şimdi de hünkârımızın ayaklarında şişlikler çıktı. Hekimbaşı ciddi bir hastalığın habercisi olabilir dedi. Hünkârımızın bu seferden sağ salim dönmesi tek arzum. İnşallah o günleri görürüz. Hünkârımızın artık sabrı kalmadı. Tebriz'e iyice yaklaştık. Nerede Türkmen beyleri Elkas Mirza? Hani size biat edeceklerdi? Gelmeyecekler. Yoklar. Ne demek yoklar? Beyler sözlerinden caydılar Rüstem Paşa. Biraderim gözlerini korkutmuş belli ki. Ya
yalnız kaldım. Bana yardım etmeniz gerekiyor. Borçlusunuz. Kaftan meselesinde sizi kurtaran bendim. Ben borcumu çoktan ödedim. Daha değil. Bir yolunu bulmak lazım. Ben yanarsam siz de yanarsınız. Paşa Hazretleri. Söyle. Yine bak sultanımız saraydan ayrılmadan evvel beni çağırdılar. Elkas Mirza'nın seferden dönmesini istemediler. Neler söylüyorsun sen? Elbette böyle bir niyetim yoktu paşam. Bu yüzden size söylemedim. Fakat ayağımıza dolanacaksa işini bitirebiliriz. Nurbanu. Sultanım. Buraya gel. Yaklaş. Sen kimsin de sultan geçerken selam durmazsın? Bir de üstüne sohbete devam ediyorsun. Bu ne cüret hatun? Haşa sultanım, ne haddime. Ben fark etmedim sizi. Fark etmemiş. Kuş kadar aklında kimi kandırıyorsun sen? Karşında bir hanedan mensubu var senin. Tek bir hatanı daha görürsem canını fena yakarım. Bağışlayın sultanım. Hürrem'e mi güveniyorsun sen? Ondan mı cüret alıyorsun? Şehzade Selim de öyle. Kendisini validesinin kıymetlisi sanıyor. Oysa Hürrem'in gözdesi Şehzade Bayazıt. Onu korumak için Selim'i kalkan olarak kullanıyor. Haberi yok. Hayır sultan. Bu sizin düşünceniz. Hürrem sultanımız evladını ayırmaz. Bir koltukta da iki karpuz taşınmaz. Elbet bir tanesi düşer, paramparça olur. Şehzade Selim kaybederse sen de oğlum da kaybedersiniz. Unutma bunu. Ne oldu da geldin Sümbül? Hünkârımızın yokluğunda tedbirler çoğaldı. Saraydan dışarı çıkamıyorum. Rahmetli oğlumun seneye devriyesine kadar bu böyle. Ay sultanım. Zaman ne çabuk geçmiş. Allah rahmet eylesin. Amin. Sen de o gün gelirsin değil mi? İki elim kan da olsa gelirim sultanım. Aha kahve istediğinizi söyleyince vallahi dünyalar benim oldu. Zaten sizi görmek istiyordum. Zira günlerdir sizi rüyamda görüyorum. Hayırdır inşallah. Sizi bir karanlığın içinde görüyorum. Daha doğrusu sesinizi, çığlıklarınızı işitiyorum. Koşayım yardım edeyim diyorum ama sizi bulamıyorum. Keyfimi kaçırmaya mı geldin? Bu aralar ihtiyatlı olmakta fayda var. Düşmanlarınıza dikkat edin sultanım. O korkular eskiden de Sümbül. Alt ettiğim düşmanlarımın sayısını ben bile hatırlamıyorum. Valide Sultan, İbrahim Paşa, Hatice Sultan, Şah Sultan. Bak bakalım hangisi kaldı? He? Fatma Sultan? Onu ciddiye bile almıyorum. Vallahi sultanım, en büyük felaketler insan en tepedeyken tam da başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü anda gelirmiş. Ben de sizin yanınızda yokum zaten. Sen yanımda ol ya da olma. Bu hiçbir şeyi değiştirmez.
Ben bu mertebeye tek başıma geldim. Tek başıma kalmasını da bilirim. Sultanım bağışlayın beni, yanlış anladınız. Dönsen iyi olacak. Beh prensesi sarayda. Onunla ilgilenmem icap eder. Emredersiniz. Hürrem Sultan'ın vakfında Kur'an okunduktan ve aş dağıttıktan sonra çıkması ikindiyi bulur. Karanlığa kalır mı? Hayır. Biraz oturduktan sonra hemen ayrılacak ve sarayın yolunu tutacak. Külliyeden çıkarken hep bu yolu kullanıyormuş. Ya diğer yolu kullanacağı tutarsa? Hazırlığımızı bu iki yol içinde yapacağız. Bu işi mutlaka bitirmeliyiz Yavuz. Bilhassa Sultan Süleyman kurtulmuşken geri dönmeden bu iş bitmeli. Fatma Sultan'la tesadüf ettim az evvel. Hürrem Sultan'a karşı ikaz etti beni. Sultanımızın gönlünden geçen taht namzetinin Beyazıt olduğunu söyledi. Bu bir sır değil Nurbanu. Zaten bu yüzden validemi yanıma çekmeye çalışıyorum. Zannediyorum bunu fark etti. Bu yüzden aramıza girmeye çalışıyor. Hünkârımızdan sonra validem de arkamda olursa ne kadar güçleneceğimi biliyor. Peki ya diğerlerim? Şehzade Cihangir, Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa, Mehmet Paşa. Onlar kimin arkasında? Rüstem ve Mihrimah Bayezid'in yanında. Lakin validem onların fikrini değiştirebilir. Cihangir rahat. Alenen Mustafa abimi destekliyor. Mehmet Paşa'ya gelince o henüz temkinli. İnşallah benim yanımdadır. İnşallah. Çok uzun ve tehlikeli bir yol biliyorsun değil mi? Bir an tereddüte düşersek kaybederiz. Beni rahat bırakacaklarını bilsem, emin ol tahta çıkmayı arzu etmez, iktidarın peşinde koşmazdım. Lakin biri tahta çıkacak ve diğerlerinin katline ferman verecek. Belki de benim en büyük talihim kardeşlerim tarafından hesaba katılmamam. Onlar kendilerini yerken ben zafere koşacağım. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Hayli keskin bir tadı var. Fakat güzel. Hayret doğrusu. İlk içtiğinde beğenen hiç görmemiştim. Vaka koca sarayda bir tek ben içiyorum. Ben de alışıyorum sultanım. Prensesle gezileriniz nasıl geçiyor? Gidebileceğimiz yerlere gittik. Zannediyorum memnun kaldılar. Çok. İnsan buradan hiç ayrılmak istemiyor. Fakat zamanı geldi. Artık ülkeme dönmem lazım. Eğer kabul ederseniz sizlere mektup yazmak isterim. Elbette. Bilhassa babanızın vaziyetini merak ediyorum. Kendisine acil şifalar dilediğimi söyleyin. İnşallah tez vakitte sağlığına kavuşur. Ülkenize bolluk ve bereket gelir. Amin. Amin. Bahşettiğimiz yardımlar gemilere yükleniyor. En kısa vakitte elinize geçecektir. İlaveten nakit olarak 5 kere 100 bin altın göndereceğiz. Ülkem adına sizi çok teşekkür ederim sultanım. Halkımız sizi dua edecek. İnşallah bir gün bu yaptığını pişman olmazsın. Olmayacağım validem. Ne olursa olsun, ne yapmam icap ediyorsa onu yaptım. Çok şükür babam sağ.
Müjde Hanım rahat. Hayırlısı ne diyeyim? Sözlerim tükendi. Ay parça. Sen ne dersin Nisa? Sence bir gün pişman olacak mıyım? Denk değil biliyorum. Ama kendimi senin yerine koymaktan alıkoyamıyorum. Topun ağzındaki benim babam olsaydı ve tek çare ben olsaydım susamazdım. Aramızdaki kırgınlıklar, küskünlükler bunu değiştirmezdi. Mehmet'im, aslanım. Düşünsene Nisa. Oğlumun bana bunu yaptığını düşün. Ben ölüme giderken sussa, bundan fayda umsa, böyle bir şehzadeden ne hayır gelir ki? İnsan evvela şerefi için yaşar. Daha hızlı. Buraya. Evet, daha hızlı. Ne yaptın Mehmet'ken? Ağlara yardım ettim. Odun, sebze, meyve taşıdım. Canını sıkan, sataşan biri oldu mu? Sıkı tut. Yok, olmadı. Herkes iyi davrandı. İyi. Kendin gibi bir cengaver yetiştiriyorsun anlaşılan. Cengaverimiz kâfi. Yusuf eksik olsun. Hadi sen çık dışarı. Ne diyorsun Taşlıcalı? Savaş kapıda mı? Geliyor mu? Bunu sen söyle. Zira savaşı erteleyen sensin. Susmadın. Şehzademize hakikati anlattın. Şehzademiz kendi kaderini kendi çizecek. Sen de ben de onun yanında olacağız. Aceme ihtiyacımız yok. Cihangir. Küçük aslanım. Saatin yerinde mi? Bir sıkıntın yok değil mi? Yerinde validem. Gayet iyi. Seferden erken dönünce biz biraz endişelendik. Başına bir iş geldi sandık. Benim değil. Lakin az daha hünkârımızın başına bir iş geliyordu. Ne demek bu? Baban nasıl? Elkas Mirza'nın adamlarından biri. Şah Taht Masp'ın casusuymuş meğer. Sefer esnasında hünkârımızın canına kastetti. Süleyman. Gayet iyi validem. Telaşlanmayın. Şükürler olsun. Mustafa abim sağ olsun. Vaziyeti öğrenmiş. Son anda yetişti ve hünkârımızı kurtardı. Mustafa mı? Onun orada ne işi var? Nereden öğrenmiş? Hünkârımızın kurtulduğuna sevineceğiniz yerde. Mustafa abimi mi sual ediyorsunuz validem? Mehriman, sen dışarı çık. Demek Mustafa abim kahraman olmuş ha? Yeniçeri Şehzademiz Mustafa ordugâhtan ayrılırken kendilerine sevgi ve hürmetlerini sunmuş diye işittim. Hünkârımız da buna şahit olmuşlar. Mustafa abimin kahramanlığı bile kendine zarar veriyor Sokollu. Doğrudur şehzadem. İlaveten Şehzade Mustafa ordugahta bulunduğu sırada Şehzademiz Bayezid'le hayli yakınmışlar. Herkes bunun çoktandır farkında. Bir tek validem bunu anlamamakta inat ediyor. Lakin onun da inadı kırılacak inşallah. Artık sana çocuk gibi davranmayacağım Cihangir. Senden de meselenin ciddiyetini idrak etmeni bekliyorum. Mustafa abin tahta geçerse akıbetimiz malum. Hepimiz canımızdan oluruz.
hiçbirimize sağ komazlar. Ben meselenin oralara gideceğini sanmıyorum validem. Hatta Selim hakikati kabullenir, tahttan vazgeçerse kavga dövüş olmaz. Neden bahsediyorsun sen? Tahtın Mustafa abimin hakkı olduğundan bahsediyorum validem. Beyazıt da kabullendi. Mustafa abimle anlaştılar. Mustafa abim tahta geçtiği an razı gelecek buna. Abimin yoluna taş koymayacak. Mustafa abim de ona söz hakkı verecek. Bu devlet fetretle idare edilmez. Ben burada sizin istikbaliniz için kendimi yerken siz orada kendinizin ve dahi benim sonumu mu hazırladınız? Validem sakin olun lütfen. Bayezid de ben de Mustafa abime hürmet ediyoruz. Ona inanıyoruz. Bunun bedeli ölüm değil. Zinhar olmayacak. Daha dün binlerce askerle sarayın kapısına dayandı. Alenen herkese meydan okudu. İstersem sizin canınızı alırım dedi. Ve ne yazık ki bunu yalnızca ben işittim. Birileri babayla oğlun arasına girip kaftanı zehirlemeseydi o olay hiç yaşanmayacaktı validem. Sevginiz gözünüze perde olmuş. Bayezid'in vaziyeti de aynı. Hakikati göremiyorsunuz. Senin o çok sevdiğin abin tahta çıktığı an gözünü kırpmadan seni boğduracak. Bunu istemese de yapacak. Örfümüz, ananemiz, nizamımız böyle. Arkasındaki güçler kurbanları isteyecek. O da verecek. Mecbur. Aksi takdirde nizamı sağlayamaz. Eğer öyle düşünecek olursak, Bayezid tahta geçtiğinde ne olacak validem? Ya da Selim? Onlar da nizamı sağlamak için aynı şeyi yapmayacaklar mı? Eğer benim evlatlarımdan biri tahta çıkarsa yanında ben olacağım. Cihangir. Buna izin vermem. Yine de bu bir ihtimal validem. Tıpkı Mustafa abimin verdiği sözler gibi. Mülkü şahaneniz Tebriz'e hoş geldiniz hünkârım. Kılıcınızın gölgesi dahi kâfi. Düşmanlarımız iradeniz karşısında diz çöktü. Tahmas Kazvin'e kaçıyor. Siz hala buradasınız. Neden onu Yücan Yaylası'na doğru sürmediniz? İşler tam istediğimiz gibi gitmedi hünkârım. Lafı eveleyip geveleme Rüstem. Ne olduysa anlat. Türkmenler nerede? Elkas bize verdiği sözü tutmadı mı? Türkmen beyleri son anda saf değiştirdi hünkârım. Tahmas paraya girmiş. Fatma Sultanımızla alakalı nikahtan bahsetmiş. Acem diyarında duymayan kalmamış bunu. İlaveten her bir beye bir servet ödemeyi taahhüt etmiş. Anlaşılan Elkas Mirza gözden düşmüş. Acem diyarında itibarı kalmamış. Doğrudur şehzadem. Başlarında şah olarak görmek istemiyor onu. Ne oldu Rüstem Paşa? Sultan Süleyman hakkında bir şey dediler mi? Havadisler pek parlak değil Elkas Mirza. Hünkârımız bir an evvel ordugâhtan ayrılmanızı emrettiler.
Neden mani olmadınız? Benim de yapabileceklerimin bir hududu var Elkas Mirza. Hünkârımızın fikrine zinhar değiştiremem. O vakit Sultan Süleyman hakikatleri, onun evladını nasıl öldürmek istediğini öğrenir. Gidip her şeyi anlatırsan hiçbir şey kazanamazsın. İkimizin de kellesi gider. Benim için fark etmez. Zaten ölmüşüm. Buradan çıktığım an bir kuş gibi avlarlar beni. Buna izin vermeyeceğim. Sözümün geçtiği beylere teslim ederim seni. Bir süre saklanırsın. Akabinde Kırım'a gitmeni sağlarım. Ne yolda başıma bir şey gelirse? Gelmez. Ketüdağımızı al Mahmut'ta refakat edecek sana. İlaveten muhafız da vereceğim. Mimarbaşı Sinan'a haber yollamış sultanım. Rahmetli Şehzademiz Mehmet Hazretleri'nin aziz hatırasını yaşatmak için hünkârımızın yapılmasını emrettiği caminin inşası yakında bitiyor. Evladım Mehmetsiz kaç bahar geçti Afife. Sayısını hatırlamıyorum. Cami bitiyor demek. Seneye devriyesine yetişir mi? Zannetmem sultanım. Vaka ilk namaz için hünkârımız beklenecek. Vakfımda vaziyet nedir? Hazırlık yapıyorsunuz değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Bizzat alakadar oluyorum. Âlâ. Evvela vakıfta Kur'an okunsun. Ondan sonra türbeye gideriz. Hünkârımız için de hep birlikte dua ederiz Afife. Sağ salim zaferle dönerler inşallah. Amin. Amin. Haftaya cuma günü sultanımız Şehzade Mehmet'in türbesini ziyaret edecekler. Lakin ondan önce vakıfta Kur'an okutulacak. Tedbirinizi ona göre alın. Aman diyeyim bir aksilik çıkmasın. Siz merak etmeyin Afife Hatun. Bir sıkıntı olmaz. Hürrem Sultan haftaya cuma sabahı önce vakıfta Kur'an okutacakmış. Sonra da türbeye geçecekmiş. Âlâ, âlâ. Nihayet Hürrem Sultan'dan kurtulmanın vakti geldi. Eğer biz bu işi başarabilirsek Yavuz, sadece Şehzade Mustafa'nın değil, bütün cihanın kaderi değişecek. İnşallah reis. Rüstem Paşa ile birlikte kanına girdikleri yüzlerce mahzun var. Biri bunun hesabını sormalı. O, biz olacağız. Ruh mücerrettir. Zaman mekandan azat ve ebedi. Bu meziyeti Cenab-ı Hak'tan almıştır. Cenab-ı Hak kendi ruhundan insanlara ruh üflemiştir.
Ey Süleyman! Vücut bir perdedir. Bundan mütevellit, ölüm ile bedenin yok olması, Cenab-ı Hak ile insan arasındaki perdenin kalkmasıdır. Öyle ki Mevlana Celaleddin Er-Rumi Hazretleri, ölürsem ben öldü demeyin. Çünkü ölüydüm, dirildim. Dost aldı götürdü beni diye buyurmuştur. Validem, neden bu kadar acele ettiniz? Vakit vardı daha. Evvela vakıfta Kur'an okunmasını istedim. Zira Mehmet'imin türbesinde bütün gün dua etmek istiyorum. Mihrimah'la Cihangir de gelecek mi sizinle? Hayır. Türbeye gelirken onlara da alırsın. Hatta ben de çok durmayacağım. Orada buluşuruz. Nasıl arzu ederseniz. Sen kimsin efendi? Nereden bildin kim olduğumu? Gördüm sizi. Ellerinizde yürüyen kanın kokusunu aldım. Hangi kandan bahsedersin sen? Bu koku sizin de genzinizi yakıyor. Acınız, öfkeniz hep bu yüzden. İyileştim sanıyorsunuz. Unuttum diyorsunuz. Tam her şey yolunda giderken acınız bir anda geri geliyor. Yaranız size kendisini hatırlatıyor. Ne demek bu efendi? Ne yarasıymış bu? Ruhunuzdaki yara. Seneler evvel içinize düşmüş bir tohum bu. Gömdüm, yendim, yok ettim derken aslında her gün yeniden ektiğimiz zehirli bir sarmaşık. Dem dem büyüyor. Ve ruhunuzu sarıp ele geçiriyor. Ta ki sizden sevdiklerinizi alana kadar. Thank you.
Hüsnü Medel. Buradayım Afife Hatun'um. Buradayım. Hürrem Sultanımız. Seneler evvel içinize düşmüş bir tohumu. Gömdüm, yendim, yok ettim derken aslında her gün yeniden ektiğimiz zehirli bir sarmaşık. Dem dem büyüyor ve ruhunuzu sarıp ele geçiriyor. Ta ki sizden sevdiklerinizi alana kadar. Size başladı. Ne oldu? Hatırlamıyor musunuz? Başımdan aşağı taşlar düştü. Sonrası yok. Bayılmışsınız validem. Böyle bir kazadan tek bir sıyrık bile almadan kurtulmanız mucize. Kaza mı? Kaza validem. Talihsiz bir kaza. Önünden geçtiğiniz iskelenin iplerinden biri kopmuş. Keşke yanınızda olsaydım. Peşinizden gelseydim. Afife iyi mi? Fahriye nerede? Şifanedeler. Fahriye hali yaramış. Ancak hekime iyileşeceğini söyledi. Afife. Kurtulacaksın. Merak etme. Hekimler seni iyi edecek. Oğlun Yahya Efendi'ye haber yolladık. Bursa'ya gitmiş. Lakin gelecek. Onu göreceksin. Buraya kadar sultanım. Yeter baktı geldi. Allah esirgesin. Sen bizim için kıymetlisin. Nasıl ki hünkârımız seni validesi gibi sayar ve hürmet eder. Ben de öyle. Saraya geldiğin vakti hatırlıyorum. Bir türlü anlaşamadık seninle. Ayrı yollardan yürüdük. Birbirimizi az etmedik. Kızdık, öfkelendik. Resulullah, ne haddime.
işimizdi. Ne yaptıysak hünkârımızın huzur ve saadeti için yaptık. Afife. Bunca vakit sana hakkını teslim etmediysen, gönlünde bana karşı bir kırgınlık taşıyorsan ve ben bunu görmediysem, işitmediysem, beni bağışla. Şah Sultanım, ne haddim. Ben sizden razıyım Sultan. Rabbim de razı olsun sizden. Zihar, kırgın değildim size. Afife. Hekim çağır. Bilmeniz lazım. Bilmeniz lazım. Neyi bilmem lazım? Hasta. Kim hasta? Hünkârımız hasta. Hasta. Vaziyeti iyi değil. Hünkârımız size emanet. Ve eşhedü enne Ey susmak. Benim özüm sensin. Sevdiğimin perdesi de sensin. Susmanın en kıymetsiz lütfu, insandan korkunun da ümidin de yok olup gitmesidir. İnsan kaderin getirdiklerine karşı susarsa, şikayet etmezse, onda ne korku kalır ne de ümit. Beni kederlerle, belalarla yıkmadıkça, harap etmedikçe Allah, bendeki gizli hazineyi hiç bana verir mi? Beni coşkun bir sele kaptırmadıkça nasıl olur da beni çeker ihsan denizine götürür? Ben aynayım. Ben aynayım. Ben gevezelik eden, söz söyleyip duran kişi değilim. Ben sustuğum için siz benim gönül feryadımı duyamazsınız. Ancak kulaklarınız göz kesilirse benim perişan halimi görür, anlarsınız. Rüzgarda el sallayıp duran ağaç gibi el sallamaktayım. Gökyüzünde dönüp dolaşan ay gibi çarh etmedeyim. Yeryüzünde yaşadığım için çarhım. Yeryüzü kokuyor. Yeryüzü rengindeyim. Ama ben topraktan yaratılmış olsam da, bende ilahi emanet bulunduğu için benim çarhım gökyüzünün çarhından daha temiz, daha hoştur. Ey susmak! Benim özüm sensin. Suretim sensin. Ey arif olan söyle. Söyle ki hakikati söylediğin için sana dua edeyim. Çünkü her seherde
Dua vakti gelince güzelleşirim. Hoş neşeli bir hal alırım. Adeta mest olurum. Ben abamı, hırkamı senden esirgemem. Padişah'tan ne gelirse, padişah ne lütfederse yarısının yarısı benimdir. Hakikat kadehi, sonsuzluk kadehi bana padişahın kendi eliyle sunulmaktadır. O şarabın bir yudumunu içen dilenci, güneş çeşmesi kesilir de nura susamış olanlara nur suları ikram eder. Benim boğazım hasta. Konuşamayacağım. Ben sustum. Ey güzel sözler söyleyen Arif. Canımın padişahı. Saadetimin yıldızı. Sebebi varlığım. Sen söyle. Çünkü sen Davut seslisin. Bense ilahi tecelliyle yerinden kopmuş, parçalanmış bir dağ gibiyim.
Bana Şehzade Selim'i çağırın. Validem, beni görmek istemişsiniz. Gel Aslan, yaklaş. Başınız sağ olsun validem. Bu tatsız hadise hepimizi çok üzdü. Ne olur gidin uyuyun, dinlenin biraz. Uyumanın vakti değil Selim. Aksine gözümüzü kırpmadan dik durmamız lazım. Benden bir tercih yapmamı istemiştin. Değil mi? Taht yolunda sana mı yoksa Bayezid'e mi destek olacağımı düşünmemi istemiştin. Düşündüm. Ve bir karar verdim. Bundan böyle yalnız yürümeyeceksin oğlum. Arkanda ben varım. Validem. Tahmi Aslan'ın havadisi var mı? Ulema Paşa ve Keramet Paşa peşindeler hükümdarım. Lakin şimdiye dek müspet bir havadis alamadık. Askerin vaziyeti nedir Ferhat Ağa? Emirlerinizi beklerler hünkârım. Onu sormuyorum. Sızlanan, şikayet eden, haddini bilmeyen, taşkınlık eden var mı? Malumunuz. Sefer uzadıkça askeri zapt etmek zorlaşıyor. Lakin haddini aşanları ikaz ediyoruz. İkaz etmek yetmez! En ufak kusur kabahat işleyenin kellesi ağrında gidecek! Ben bu topraklara boşuna gelmedim! Tahmas denen o kafirin canını almaya geldim. Mutlak bir zafer elde etmeden gitmeyeceğim. Başka yolu yok. En ufak deliğe dahi girse onu bulup çıkaracağım. Ben Sultan Süleyman Han. Baba. Baba. Kendine çağırın çabuk! Baba!